Herkese merhaba. Medyaskop ekranlarından bugün yaklaşan BRICS toplantısı öncesi, BRICS nedir? Dünya küresel sisteminde, kapital sisteminde neye denk düşer? Türkiye neden BRICS üyesi olmak istiyor? Türkiye'nin önündeki zorluklar, fırsatlar, bunları konuşacağız. Bunları da Seyit Ali Miçoğulları'yla, doçent Seyit Ali Miçoğulları'yla konuşacağız. Hoş geldin Seyit Ali. Merhaba Mehmet, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben de. İstersen önce seni izleyicilerimize tanıtayım. Seyit Ali ile biz Ankara Siyasal'dan devre arkadaşıyız. Kendisi Evet. akademide tabii bayağı yürüdü gitti. Şu an Kilis Üniversitesi'nde doçent, küresel ekonomi politik alanında. Bu konuda da çok fazla makale yazdı. Makaleleri de yurt dışı ve yurt dışı yayınlarda yayınlandı. Biz de buna istinaden kendisinin uzmanlığına, BRICS konusunda özellikle uzmanlığına başvurmak istiyoruz. Şimdi ben sorularıma başlamadan önce sana şey sormak istiyorum. Biliyorsun yani 1950'lerden 60'lardan beri Türkiye'de tartışılan bir konu var. Bir eksen kayması mı yaşıyoruz diye. En basit şekliyle bunu sorarak başlayayım. Bu BRICS başvurusu nereden çıktı, üyelik başvurusu? Bir eksen kayması mı yaşıyoruz acaba? Ya esasında eksen kayması tarihler boyunca hep vardı sevgili Mehmet. Güç nerede yoğunlaşıyorsa eksenimiz orası belirleniyor. Son zamanlarda yaşanan işte pandemi süreci, Amerika'nın kendi içerisindeki çalkantıları, Avrupa Birliği'nin getirmiş olduğu, daha doğrusu Avrupa'nın bazı şeyleri kotaramaması, daha sonra Rusya'nın savaşı vesaire, Batı'nın güç kaybetmesine tanıklık ettiğimiz dönemde hali hazırda eksen kaymasından da bahsedeceğiz. Ama tam anlamıyla eksenimiz kayacak mı kaymayacak mı bunu zamanla göreceğiz. Şu an bir doğum sancısı var ama bu doğum olacak mı olmayacak mı hep birlikte tanıklık edeceğiz mesela. Bununla beraber kamuoyunda şöyle bir algı var. BRICS biraz problemli aktörlerin bir arada olduğu bir platform gibi görünüyor. Şimdi Rusya'ya baktığımızda Ukrayna ile savaş halinde. Davet edilen ülkelere baktığımızda işte Türkiye'nin Suriye'de askeri var. Mahmut Abbas davet edildi. Ekim ayında kazandı. 16.'sı düzenlenecek BRICS zirvesine. Evet. Çin, Tayvan meselesi var bir yandan. Şimdi Çin'in devlet başkanı da katılıyor. Hindistan-Pakistan savaşı var. Modi geliyor Hindistan tarafından. Biraz böyle problemli bir yapının çözmeye çalıştığı, dünya meselelerini çözmeye çalıştığı bir platform gibi de görünüyor ama sen ne dersin bu konuda? Ya evet, şimdi Batı dediğimiz bir medeniyet, coğrafi bir medeniyetten ziyade bir homojen bir topluluk diyebiliriz ve bunları bir arada tutabilen çok olgu var, ideoloji var. Fakat diğer tarafta buna mukabil ortaya çıkan BRICS dediğim bu oluşum Batı'daki gibi bir homojeniteden söz edemiyoruz. Öyle bir homojen bir yapı söz konusu değil. Ve sadece bunları bir arada tutan şey aslında iktisadi pragmatizm diyebiliriz. Bu pragmatizm bunları bir arada tutuyor. Ben bunlara şey zoraki arkadaşlık diyorum. Yani masada bulunan zoraki arkadaşlar. Evet, geçen de demişimdir. Batı'nın kendi sistemlerine dahil etmediği üvey evlatlarının bir şekilde kendi aralarında bir zoraki arkadaşlık kurmak suretiyle oluşturmaya çalıştırdıkları bir bütünlük, bir kulüp. Ama işte bunu Batı'ya yeni bir alternatif, yeni bir hegemonya olarak görüp göremeyeceğimiz ise tamamen başat aktör Çin ve Rusya'nın daha doğrusu ikisinin ne yapıp ne yapmayacağına bağlı. Bunları işte hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi bir doğum sancısı yaşıyor da olabiliriz ya da ölü doğmuş bir şey de olabilir. Tamamen hegemonyanın o olgularının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı bir sürece tanıklık O ediyoruz zaman sevgili. şeyi sorarak başlamak isterim artık. Ciddi sorularıma geçmek istiyorum. Yani bu BRICS'in temel amacı iktisadi diye başladın sen. Bu oluşumun iktisadi düzende, küresel iktisadi düzende vaat ettiği şey nedir? Vaat ettiği değişiklik nedir? Yani Batı sistemini hepimiz biliyoruz. Özellikle 90'lardan 2000'lerden sonra da yani dünyanın her köşesinde yoğun şekilde hissedilmiş bir serbest piyasa ekonomisi var. Şimdi bu Kesinlikle. arkadaşlar ne öneriyorlar? Biz niye talibiz buna? Biz niye talibizi daha sonraya bırakalım da bu aktörler bize ne öneriyorlar? Ya şimdi BRICS'in hikayesi esasında sevgili Mehmet 2009'da başladı. Ama
günümüzde iyice hız kazandığına tanıklık ediyoruz hep birlikte. Artık işte Brezilya, işte Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu bu beşlinin masası daha da genişliyor. Çünkü sadece bu beş ülke değil, birçok gelişmekte olan ülke de bu masada bir sandalye kapma derdinde esasında. Üvey evlatlar dediğimiz ülkeler. Son zamanlarda özellikle Mısır, işte Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, hatta İran ve hatta Küba bile BRICS'e katılım süreci konuşuluyor. Yani BRICS şu an ciddi bir genişleme döneminde. Peki neden? Çünkü sevgili Mehmet, dünya ekonomisi artık pek merkezden yönetilmiyor. Ve kimse sadece Batı'nın kurallarına göre oynamak istemiyor, net. Haliyle BRICS Batı'ya karşı bir denge oluşturalım, biz de bu masada yerimizi alalım diyen ülkeler için cazip bir platform haline geldi. Şimdi bu genişlemenin arkasındaki temel motivasyonları anlamak için aslında biraz geriye dönmek lazım. BRICS'in asıl amacı nedir? Bence temel olarak küresel ekonomik düzende Batı'nın hakimiyetine alternatif bir güç merkezi oluşturmak. Malum ABD ve Avrupa 10 yıllardır dünya ekonomisinin dümenini ellerinde tutuyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte Bretton Woods'un kurumları olan IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ile yapıyor. Hepsi Batı'nın güdümünde ve bu kurumlar küresel ekonominin kurallarını belirliyor. Ama BRICS ülkeleri, yani işte Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika bu oyunun kurallarını değiştirmek istiyor. Bunu net bir şekilde tavır ve davranışlarından anlayabiliyoruz. BRICS ülkeleri bunu neden istiyorlar? Haklılar aslında olgusal olarak. BRICS ülkeleri işte dünya ham petrolünün yaklaşık %45'ine sahip. Dünya toplam nüfusunun da %40-45'ine sahip neredeyse. Ekonomilerinin büyüklüğü 29 trilyon dolar seviyesinde. Bu da yaklaşık olarak %30. Buradan hareketle diyorlar ki dünya ekonomisi sadece sizin oyun alanınız değil. Biz de buradayız. Sadece sizin şartlarınıza uymak zorunda değiliz. Kendi şartlarımızı da ortaya koymak istiyoruz diyorlar. Nitekim 2008-2009'daki küresel finansal kriz bunun büyük bir dönüm noktası oldu. Yani bu motivasyonun dönüm noktalarından bir tanesi de o yaşadığımız küresel finansal kriz. O dönemde Batı'nın finans merkezleri büyük zorluklar yaşadı. Hepimiz tanıklık ettik buna. BRICS ülkeleri krizden çok daha güçlü çıktı. Yani Batı'nın bankaları krizin etkileriyle boğuşurken BRICS ülkeleri ya bu iş Batı'nın tahmin ettiğinden daha büyük ve karmaşık. Belki de kendi kurallarımızı yazmalıyız demeye başlattı. Bu krizle birlikte Batı'nın ekonomik reçeteleri de aslında o kadar da güvenilir değil. Tutup Econ 101 dersindeki temel reçeteleri sunuyordunuz ama biz artık bunlara uymak zorunda değiliz. Bize özgü bir model kurabiliriz motivasyonu ortaya çıktı. Peki ben şuna bağlamak istiyorum. Niye kurulduğunu anlıyoruz. Buradan bir tepki var aslında küresel sisteme. Özellikle evet. İktisaden bir tepki var ve adil de kulağa da adil geliyor. Yani dediğin gibi işte dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyorlar. Enerji arzının çoğu bu ülkelerden çıkıyor. Talep adil gibi görünüyor. Peki karşılarındaki cepheyle mücadele edebilecek, yani yeni bir hegemonya oluşturabilecek potansiyelleri var mı, kapasiteleri var mı? Yani bu da Çin merkezli bir hegemonya olup olmayacağını soruyorsun diye düşünüyorum, evet, değil mi? Evet. Çin merkezli. Ya aslında BRICS'in Batı hegemonyasına alternatif olup olmayacağı konusunda aslında şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ya bir metaforla anlatmaya çalışayım. Eğer BRICS bir orkestraysa kesinlikle baş kemancı da ya da bu orkestranın şefi kesinlikle Çin'dir. Yani Çin olmadan bu müziği çalmak gerçekten çok zor. Çin'in devasa ekonomisi, küresel ticaretteki yeri, teknolojideki yükselişi ve özellikle hepimizin bildiği kuşak ve yol girişimi gibi projeleriyle BRICS'i sürükleyen güç. Diğer BRICS ülkelerine karşılaştırdığımızda ise Çin o kadar büyük ki acaba BRICS mi? Yoksa Çin ve arkadaşları mı diye düşünmeden de edemiyoruz açıkçası. Şimdi işin ilginç tarafı da şu. BRICS Batı'ya ekonomik anlamda bir alternatif sunabilir mi? Sorum şu, buydu. Evet, pekala sunabilir. Çin zaten dünya tedarik zincirinin her yerinde. Dolabımızdan çıkan tişörtten tut, işte elimizdeki telefon. Artık bindiğimiz araba Çin'de üretilmeye başlandı. Bu anlamda Batı'ya karşı güçlü bir alternatif, ekonomik bir alternatif olma potansiyeli taşıyor. Ama sadece ekonomik güç yetmiyor. Peki ekonomik güç dışında ne gerekli? Yani burada hakikati daha iyi anlayabilmek için
bazı değerli sosyolog ve iktisatçılara başvurmak lazım. Onların kavram seti bizi çok aydınlatıyor. Mesela Giovanni Arrighi, İtalyan sosyolog ve iktisatçı, nitekim mülkiyenin tedrisatından geçen her öğrenci arkadaşımız bu ismi bilir. Adam Smith Peck'in de adlı kitabında yazarı. Arrighi'nin sistemik birikim teorisi var biliyorsun. Dünya kapitalizmine liderlik eden ülkelerin sürecini ele alan bir teorisi. Yani her biri önce üretim, sonra finans ve ticaret yoluyla dünya kapitalizmine liderlik ediyorlar. Şimdi ABD'ye bakalım. ABD dünya sahnesinin biraz yorgunu değil mi? Evet. Son zamanlarda iç sorunlar var. Özellikle 2008 krizinin hani teğet geçmedi, direkt merkezden geçti onlarda. Krizin etkileri, pandemi darbesi ve günümüzde Biden-Trump'ın ABD'yi yıpratan, gerçekten yıpratan rekabeti derken elimizde somut bir şey var. Gücü biraz aşındı. Hani evet. Bazen deriz ya sevgili Mehmet, yeni nesil çok fena geliyor deriz. Evet. İşte biz tam bu noktada yeni nesil gibi devreye giriyor. Özellikle Çin. Çin yeni dünya düzeninin Z kuşağı mensubu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani böyle bir metafora karşılık gelebilir olabilir. Yeni nesil çocuğu diyebiliriz. Ama yeni tabii haksızlık etmeyelim. Mao'dan günümüze gelen aslında kurumsal bir yapı tabii. var ve sonucu konuşuyoruz şu an. Çin'e dikkat ediyoruz. Neden? Hem ekonomik olarak hem de teknolojik anlamda inanılmaz ilerlediler. Bir de bunun üzerine dev projeleri var. Bu projeler de eklenince dünya kapitalizmin yeni merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Peki bu ne anlama geliyor? Arrighi'nin dediği gibi tarihsel döngüler var. ABD'nin gerilemeye başladığı bir dönemde yeni bir güç merkezi oluşuyor olabilir mi? Yani biri ölürken diğeri doğabilecek mi? Bilmiyoruz. Ya BRICS özellikle Çin liderliğinde Batı'nın tekeline bir son verecek mi? Yani eski ölürken dediğim gibi yeni doğabilecek mi? Büyük ihtimalle buna cevabımız evet olabilir. Kestirme cevap vereyim. Ama bu iş öyle bir günde olacak şey değil. Çin'in hızla büyümesi etkileyici. Evet. Ama Çin ve Hindistan gibi BRICS ülkeleri arasında az önce dediğim gibi gerilimler söz konusu. Bunlar kendi aralarında bile anlaşmakta zorlanabilirlerken şimdi tam, bu nasıl olacak? Tam onu soracaktım aslında. Batı bloğuna baktığımız zaman yarattığı bir değer seti var. Yani evet. arkasında ne kadar durabildiği tabii ki tartışmalı ama teorik evet. olarak bize sunduğu, dünyaya sunduğu bir değer seti var. Şimdi BRICS ülkelerine baktığımızda şeyi hatırlarsın, geçen seçim Tayyip Erdoğan'ın altılı masa için kullandığı bir tabir vardı. Beş benzemez diye, altı benzemez diye. Evet. Şimdi BRICS de biraz evet. altı benzemez gibi görünüyor. Yani otoriter rejimlerden işte dünyanın en büyük demokrasisi evet. Hindistan'a. Şimdi Brezilya'da işte sosyalist bir başkan arada işte aşırı sağ mağlup olan bir formatta Brezilya siyaseti var. Güney Afrika evet. apartheid'den sonra ırkçılık meselesini tam çözdü mü çözemedi mi hala emin değiliz. Şimdi BRICS evet. ülkeleri arasında ideolojik farklılıklar ve çıkar çatışmaları daha yüksek. Yani evet. bu BRICS'in geleceği için bir tehdit mi yoksa bir avantaj mı? Bu konuda ne söylemek ya, istersin? Tehdit ya da avantajdan ziyade kesin bir şey var, belirsizlik var. Oldukça belirsiz bir durum söz konusu. Yani burada resmen birlikte mi savaşıyoruz yoksa birbirimize karşı mı savaşıyoruz diye sormaları gerekir kendilerine. Çünkü BRICS dediğimiz bu başat 5 ülke az önce saydıkların siyasi sistemlerinden tut dış politika önceliklerine kadar birçok konuda birbirlerinden çok farklılar. Bu masada oturuyorlar ama her biri başka yöne bakıyor. Dedim ya bunu biraz zoraki arkadaşlık gibi düşünebiliriz. Biraz açayım bunu istersen. Ya Çin ve Hindistan'ı ele alalım mesela. Çin ve Hindistan gibi iki dev var. İkisi de Asya'nın süper güç adayları ama aralarında ciddi sınır sorunları var. Yani sınırda birbirlerine gözdağı vermekte geri durmayan iki ülkenin aynı ittifakta nasıl uzun vadeli işbirliği yapabileceği bence çok büyük bir soru. Aynı zamanda Hindistan Batı ile daha yakın ilişkiler geliştirmek için son yıllarda çokça bağırıyor. Bunu görüyoruz. Özellikle ABD ile savunma işbirliği anlaşmaları gırla imzalanıyor sürekli. Bu durumda BRICS içinde bir Çin'in peşinde mi gideceğiz yoksa Batı ile mi daha sık işbirliği yapacağız sorusu ortaya da çıkıyor. Dolayısıyla iki taraf da aynı gemide. Evet, hepiniz bu BRICS masası gemisi içerisindeyiz fakat görebiliyoruz ki farklı yönlere kürek çekiyorsunuz. Ya diğer bir özne. Rusya'ya bak. Rusya'ya bakalım. Malum Rusya Batı ile ciddi bir çatışma içerisinde. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Batı'dan tamamen izole olmuş durumda. Putin için BRICS de Batı'ya karşı bir kurtuluş mücadelesi gibi. Rusya medyasında bunu görebiliyoruz.
Ama burada bir ironi var. Hindistan Batı'yla yakınlaşırken Rusya tam tersine Batı'dan uzaklaşıyor. Bu BRICS içinde nasıl bir denge oluşturacak? Yani Rusya Hindistan'ın Batı'yla yakın ilişkileri hoş karşılıyor mu? Yani ben bu soruyu kime sorsanız, hangi sosyal bilimciye sorsanız hayır karşılamıyor diyecektir. Bir de BRICS'in Latin Amerika'da Brezilya ve Güney Afrika gibi diğer iki önemli üyesi var. Az önce söyledim. Brezilya Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi. Sürekli bir siyasi konjonktür değişim var. Ama Çin'in etkisinde de etkisi altında duran bir ülke. Yani etkisi altında ve bu etki karşısında da büyük endişeler barındırıyor kendi içerisinde. Çünkü Çin'in Latin Amerika'da artan ekonomik gücü var ve yerel sanayisini korumaya çalışıyor. Yani bir taraftan BRICS'te yer alıyorlar ama bir yandan da Çin bizim paralarımızı, pazarlarımızı ele geçiriyor diye endişe de ediyorlar. Bu da çok uyumlu bir ittifak tablosu değil. Yani dediğin gibi bu kadar farklı ideolojilere, çıkar çatışmalarına ve siyasi önceliklerine sahip ülkelerin uzun vadede nasıl birlikte hareket edebileceği bence büyük bir soru işareti. Evet. Gramsci'yi bilirsin. Gramsci'nin evet. Hegemonik teorisine dönersek bir ittifakın güçlü olabilmesi için üyeler arasında ideolojik bir rıza ve uyum kesinlikle olmalı. Biz bunu kalkınma iktisadında görmüştük. Ama BRICS'te böyle bir uyumdan bahsetme gerçekten mümkün değil. Çin otoriter bir rejimle yönetiliyor biliyorsun. Çin, Hindistan'a bakıyoruz. Hindistan dünyanın niceliksel olarak en büyük demokrasilerinden. Rusya ise tamamen farklı bir çizgide. Bu kadar farklı ideolojiler, bu kadar farklı yapılar bir araya gelince yani uzun vadeli bir uyum sağlamak ne kadar mümkün bilmiyorum. Kocaman ama dağınık bir kulüp olma riski taşıyor kesinlikle. Bu dediğini bir medya çalışanı gözüyle aslında şunu eklemek istiyorum. Şimdi İran bir savaşın eşiğinde ama BRICS'ten bu konuda topyekün bir şey göremiyoruz, bir karşılık göremiyoruz. Dediğin gibi yani düzen daha iktisadi kolonlar üzerine kurulmuş gibi, siyasi ya da işte değer üreten bir mekanizması henüz BRICS'in yok. Peki buradan Türkiye'ye doğru gelelim. Türkiye uzun zamandır yani biz öğrenciyken hatırlarsın siyasalda o zaman da Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olacağız tartışmaları vardı. Şimdi uzun zamandır Türkiye'nin batıya alternatif bir şeye angaje olma, tam üyelik olmasa da angaje olma, işte batıya bir sopa gibi gösterme, bakın ben de yalnız değilim, size mecbur değilim mi biraz tekrarlayan çabaları var. Şimdi BRICS'e de resmi üyelik başvurusu yapıldı bu. Evet, doğrultuda. Bunu da dışarıdan öğreniyoruz zaten. Bunu da evet Rus medyası doğruladı. Rus Dışişleri Bakanlığı doğrulayınca emin olabildik. Yani bunu Anadolu Ajansı verdi ama ya doğru mu değil mi falan diye. Bu da Türk Dışişleri Bakanlığı'nın aslında ne kadar kötü bir halkla ilişkiler şey olduğunu gösteriyor. Döngüsü olduğunu gösteriyor. Peki Türkiye'nin BRICS'e katılma arzusu, bütün bu bahsettiklerimizi sentezlersek, bir çerçeve oluşturursak buradan... Türkiye böyle bir kulübe neden katılmak istiyor? Ya bunun cevabı böyle deterministik bir şekilde veremiyoruz maalesef. Bunu çok katmanlı bir stratejik durum söz konusu. Her ne kadar şimdi dış ilişkilerde ya da dış politikalarda biraz iletişim bozukluğu vardır desek de burada bir strateji olduğunu şey yapabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Çok katmanlı bir strateji söz konusu. Yani bunu en basit haliyle özetlemek gerekirse biz bu oyunda masanın neresindeyiz sorusuna alternatif bir cevap arıyor bizim hükümet yetkilileri. Diğer taraftan Türkiye sevgili Mehmet bildiğimiz üzere Batı ile uzun yıllardır stratejik ortaklıklara sahip. NATO üyesi, AB ile gümrük birliği anlaşmaları var. Ama son yıllarda işte Batı'dan gelen hukukun üstünlüğü konusundaki sürekli eleştiriler, uzayıp giden AB üyelik süreci ve zaman zaman çatışmalı durumlar da Türkiye'de hükümetin alternatif arayışlara itmiş durumda. Bir de dünyada belirlenen çok kutuplu arayış konjonktürü var. Özellikle Türkiye'de, Türkiye bunu yakından takip ediyor. Yani değişen bir konjonktür var ve bu konjonktürün adına çok kutupluluk diyoruz. Bu BRICS'e katılım arzusu da tam bu noktada ortaya çıkıyor esasında. Türkiye çok kutuplu, dünya düzeninde adapte olmak istiyor. Düzenine adapte olmak istiyor. Çünkü küresel güç dengeleri değişiyor. Asya yükseliyor, Batı'nın tek başına dünyayı yönetme kabiliyeti zayıflıyor evet. Türkiye eğer dünya bu yöne gidiyorsa biz de bu trenin içinde yer alalım diyor. Çok basit bir mantıkla. Yani bir anlamda B planı oluşturuyor.
Çin ve Rusya gibi büyük oyuncularla ekonomik bağları güçlendirme planı gibi. Türkiye'nin enerji altyapısı var biliyorsun. Ticari anlamda daha fazla manevra alanı kazanmak için bu B planına başvuruyor. Yani ben şunu benzetiyorum, bir nevi sigorta poliçesi yaparız ya. Batı'yla işlerimiz yolunda gitmezse başka kapılarımız var poliçesi gibi. Tabii işin içinde bence pragmatizm de var. Diğer bir katman pragmatizm. Batı'yla olan ekonomik ve siyasi bağları tamamen koparmak Türkiye'nin menfaatine değil. Bunu tüm sosyal bilimciler kabul ediyor. Ancak BİPS'e katılarak Batı'ya benim başka opsiyonlarım da var, her masada ben de varım mesajı da vermek istiyoruz. Bu aynı zamanda Batı'yla ilişkilerde ellerini güçlendirme hamlesi olarak görüyoruz. Bir de iktisadi katman var. Türkiye'nin BRICS'e katılma motivasyonu Batı'nın ekonomik sisteminin dışında büyüme fırsatları yakalama arzusundan geliyor. Mesela Çin'in kuşak ve yol girişimi önemli bir rol üstlenmek bu girişimde. Rusya ile enerji işbirliğini derinleştirmek. Yani küresel sahnede daha fazla sesimizi yükseltmek. Bu Batı merkezli yapıya alternatif aramak. Bu alternatiflere pazarlık gücünü arttırmak bu meselenin iktisadi motivasyonları. Sonuç olarak sevgili Mehmet, bence Türkiye'nin BRICS'e katılma arzusu Batı'ya yönelik hayal kırıklıklarından kaynaklanan bir stratejik esneklik arayışı diyebiliriz. Nitekim AB ile ilişkilerimiz katılım ile taçlansaydı buna girişmezdik diyen bir dışişleri bakanımız var. Evet. Yani evet. Buna bağladı. Yani dedi ki aslında biz AB'de istediğimiz formata gelemedik. Evet, bağlarımız kuvvetli fakat taçlandıramadık. O yüzden biz yeni araçlara giriyoruz. Aslında bu bir siyasi itiraf. Yine de Batı'dan kopuş değil bence, ki olmamalı da zaten. Ama benim seçeneklerim var diyerek daha özgür ve esnek bir dış politika yürütme çabası. Bir anlamda Türkiye her masada ben de varım diyerek çok kutuplu bir dünyanın neresinde duracağını yeniden şekillendirmeye çalışıyor diyebiliriz Türkiye için. Peki şimdi diplomaside ve uluslararası ilişkilerde her adım, her etki bir tepki de doğuruyor. Bu tepkiyi göğüslemeye hazır mı Türkiye? Yani Batı'yla Cumhuriyet'in kuruluşundan beri, hatta belki 1830'lardan beri kurduğu organik bağa bir rakip ya da bir alternatif sisteme dahil olarak, yani Batı'dan gelecek tepkileri nasıl göğüsleyecek ya da bunun zararları neler olabilir Türkiye için? Siyasi ilişkilerini, ekonomik ve siyasi ilişkilerini Batı düzeniyle nasıl etkiler olası bir Türkiye'nin BRICS üyeliği? Katılıyorum, anladım. Ya Batı ile olan mevcut ilişkilerimizi bence biraz gerilim içerisine sokacaktır, bu kesin. Batı'dan bakıldığında bu hamle acaba Türkiye bizden uzaklaşıyor mu sorusunu gündeme getirecektir onların kamuoyunda. Kaldı ki dediğin gibi NATO üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin Batı'nın ekonomik ve stratejik bloğunda önemli bir yeri var. İster kabul etsinler etmesinler, bu böyledir. Karakol bir ülkeyiz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni düşünelim mesela diğer taraftan. Türkiye'nin ihracatın %50'si AB'ye yapılıyor. Aynı zamanda ABD ve AB'nin Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımları neredeyse %90. Dolayısıyla ekonomik olarak Batı ile çok derin bir bağımlılık söz konusu. Şimdi o zaman BRICS'e katılım başvurusu neyin nesi? Çok basit. Derin harici analizleri yapmaya gerek yok. Bu aslında Batı'ya alternatiflerim var, senin kurallarına uymak zorunda değilim demek. Ama bu noktada Batı'da durup bunun amiyane tabirle blöf olup olmadığına da bakacaktır. Çünkü BRICS'le olan ekonomik bağlar Batı'yla olanlar kadar derin değil. Çin'le, Rusya'yla ticaretin artışı olabilir ama Batı Türkiye için hala büyük bir ekonomik partner. Dolayısıyla Türkiye'nin BRICS'e katılımı Batı'yla olan ekonomik ilişkilere doğrudan büyük darbe vurmaz ama kesinlikle şüphe tohumları eker. Dolayısıyla Batı Türkiye'ye olan güvenini sorgulamaya başlayacak, özellikle stratejik konularda. Batı'nın ekonomik üstünlüğü kadar bir de şu da var sevgili Mehmet, ideolojik hegemonyası var. Yani Batı sadece Türkiye ile ihracat yapmıyor. Aynı zamanda demokrasi, insan hakları gibi kavramları da ihraç ediyor. Bu yadsınamaz bir gerçek. Burada da Türkiye'nin BRICS'e katılımı Batı'nın bu ideolojik hegemonyasına karşı bir başkaldırı olarak da algılanabilir. İşte demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, serbest piyasa gibi Batı'nın sunduğu paketten çıkıp Çin gibi otoriter bir gücün liderliğindeki bir gruba katılmak, Batı dönüp bakacak bu iş nereye gidiyor sorusunu soracaktır kendi kendilerine.
Sonuç olarak Türkiye'nin BRICS'e katılım Batı ile olan ilişkilerde kısa vadede büyük bir kriz yaratmaz ama kesinlikle Batı da Türkiye için senin de aklın başka yerlerde mi hissiyatı yaratacaktır. Peki. Hal böyle olunca Türkiye karşı biraz mesafe doğabilir özellikle siyasi konularda. Ekonomik bağlar kesinlikle devam edecek. Savaş koşullarında bile iki düşman ülke arasında ekonomik bağlar devam ederken Batı ile ekonomik bağlarımızı kopacağını söylemek bence biraz derinliği olmayan bir analiz olur. Peki ben biraz da meseleyi uzmanlıktan koparıp biraz böyle manşet almaya çalışacağım senden. Sence bu ne kadar mümkün? Yani Türkiye'nin BRICS üyeliği onaylanır mı? Onaylandıktan sonra biz buna nasıl adapte olacağız ülke olarak ya da toplum olarak? Sence bu mümkün mü yani? Yoksa bu bir blöf mü? Ya da hala bir diplomatik oyun mu? Yoksa bu artık stratejik bir hedef mi? Ve gerçekleşme ihtimali var mı? Ya hepsini, dediklerinin hepsini olgusal olarak barındırıyor. Blöf de olabilir, yeni bir paradigma kayması da olabilir, yeni bir iktisadi alan olabilir vesaire. Hepsi olabilir. Çok katmanlı demek istediğimde kasıt buydu. Ama günün sonunda yüzünü Batı'ya 1923'ten beri, hatta Osmanlı'nın son döneminden günümüze kadar yüzünü Batı'ya dönmüş bir ülkenin tutup da BRICS'in olmayan değerlerine yüzünü döneceğini beklemek biraz olur... Yanlış bir beklenti olur. Çünkü BRICS'in böyle bir yapısı da yok zaten. BRICS sadece iktisadi anlamda kurulmuş bir kulüp. Bu kulübe üye olmak var, üye olmamak var. Bu kulübe üye olmanın getirmiş olduğu bazı kazançlar var. Üye olmanın getirmiş olduğu bazı fırsat maliyetleri var iktisatçıların bildiği gibi. O yüzden hani katıldık, evet ertesi gün uyandık tüm komşular vay be Türkiye uçtu demeyecekler. Öyle bir durum da yok. Türkiye bir paradigmadan başka bir paradigmaya götürmeyecek. Bu sadece ve sadece mevcut çok kutupluluk içerisinde Türkiye'nin elini güçlendirebilecek bir hamle olarak algılayabiliriz. BRICS'e katıldıktan sonra Batı ile olan bağlantılarımız kesinlikle kopmayacak. Üye olabilirizden bağımsız olarak söylüyorum. Belki üye de olduk ki Rusya'nın Dışişleri Bakanı mı yanılmıyorsam... Evet Türkiye'nin diyor böyle bir başvurusu var fakat bizim onu net bir şekilde olumlu şekilde cevap vereceğimiz söyleyemem diyor. Burada BRICS'in de aslında Türkiye'yi kullanmak üzere bir hamle de yaptığını biliyoruz. Çünkü Batı bloğunun bir parçası ve iktisadi anlamda izole olmuş BRICS ülkeleri Batı pazarına da girmek istiyor. Batı pazarına giderken de Türkiye'nin gümrük duvarlarını kıracak bir ülke olarak da kullanmak istiyorlar. Yani çok çetrefilli bir denklem. Sonuç ortaya çıktıktan sonra belki bu olguların nedenlerini daha iyi anlayabiliriz. Ama şimdi ne dersek diyelim biraz havada kalacak diye düşünüyorum. Seyit Ali, şey de sormak istiyorum. Biraz yani küresel ekonomi politikten hafif uzaklaşıp dış politika sorusu sormak istiyorum. Türkiye'nin olası BRICS üyeliği bölgedeki rolünü artırır mı? Yani işte Suriye'de iç savaş vardı. Şimdi Gazze'de ve Lübnan'da İsrail saldırıları devam ediyor. Daha güçlü bir Türkiye doğabilir mi bu üyelikten? Diplomatik anlamda diyorum, dış politika anlamda diyorum. Bölgedeki pozisyonu nasıl etkileyebilir bunu? Ya bölgesel ve küresel ekonomik pozisyonda önemli değişikliklere yol açabilecek. Buna gebe ben onu düşünüyorum. Yani bir gecede dünya sahnesini değiştiriyoruz gibi dramatik bir etki yaratmayacağını da düşünenlerdenim açıkçası. Yani Türkiye BRICS'e üye olduğunda sabah kalkıp dedim ya tüm komşu ülkeler vay be ne kadar güçlendiler demeyecek. Ancak Türkiye'nin bölgesel ve küresel sahnedeki pozisyonunu uzun vadede daha esnek, çok kutuplu ve çeşitlenmiş hale getirecektir. Mesela bölgesel anlamda konuşacak olursak Türkiye zaten mesela Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Kafkasya gibi kritik bölgelerde jeopolitik olarak önemli bir oyuncu. Ancak ekonomik olarak bakarsak bu jeopolitiğe binaen bölgesel işbirliklerinde daha geniş ve derin stratejik bağlar kurma arayışı da var. BRICS üyeliği bu noktada Türkiye'ye özellikle Asya'yla yani Çin ve Hindistan gibi devlerle ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatı sunabilir. Az önce bahsettim. Çin'in kuşak ve yol girişimiyle Türkiye batıdan doğuya uzanan bir ticaret hattının önemli bir lojistik köprüsü haline de gelebilir. Türkiye'nin coğrafi konumu zaten bu tür projelere kilit rol oynayacak nitelikte. BRICS'in üyeliği de bu fırsatları daha resmi ve geniş kapsamlı hale getirebilir. Ve fakat olası BRICS üyeliği Türkiye'nin ekonomik rotasını dediğim gibi batıdan tamamen uzaklaştırır mı? Sorusu çok doğru bir soru olarak karşımızda duruyor. En başından cevabı vereyim ben. Hayır. Çünkü Türkiye'nin
AB ve ABD ile olan ticaret hacmi gerçekten çok büyük ve bunlardan azade olması mümkün değil. Ben şeyle ağzına sağlık bu arada. Gayet kapsamlı ele aldık. Ben şahsen dinlemekten çok keyif aldım. Umarım izleyicilerimiz de aynı fikirde olurlar. Son olarak şu soruyla çok da vaktini almadan bitirmek istiyorum. Şimdi olası bir BRICS üyeliği Türkiye'deki hangi sektörlere daha fazla yarayacak? Biraz iç ekonomik dinamikler nasıl değişecek? Türkiye'de bildiğimiz iktisat yapısı hem kamu maliyesi anlamında hem de özel sektör anlamında nasıl değişimler yaşayabilir? Bundan nasıl faydalar sağlayabiliriz ya da ne gibi riskleri var? Ya, olası BRICS üyelik Türkiye ekonomisinde anlatmaya çalıştığım gibi hem fırsatlar hem bazı riskler barındırıyor, getirebilir. Yani her girdiğiniz ittifak gibi durumda da kazançlar mı daha ağır basacak yoksa kayıplar mı? Yani fırsat maliyetini iyi hesaplamak lazım. Mesela ilk olarak fayda sağlayabilecek sektörlerden inşaat ve altyapı, enerji sektörlerine bakmak lazım. Türkiye'nin BRICS üyeliği özellikle bu sektörlerde büyük fayda sağlayabilir. Çin'in kuşak yol girişimi kapsamında mesela Türkiye'ye yapabileceği yatırımlar, büyük altyapı projeleri ve enerji alanındaki işbirlikleri Türkiye'ye çok önemli olacaktır. Çin ve Rusya'dan gelecek enerji yatırımları, özellikle yenilenebilir enerji fırsatları, yatırımları ve işbirlikleri bu anlamda Türkiye'ye yeni bir pencere oluşturabilir. Diğer taraftan bildiğimiz üzere Mersin Akkuyu Termik Santrali var. Her ne kadar karşı çıksam da bir gerçeklik. Bunun yanı sıra doğalgaz bağımlılığımız da söz konusu Rusya'ya. BRICS çatısı altında bu üyelikle birlikte mevcut ilişkiler daha da üst mertebeye çıkarılabilir. Ama diğer taraftan da zarar görebilecek sektörlerimiz yok mu? Kesinlikle var. Özellikle tekstil ve imalat sektörleri. Bunlardan bahsetmek elzem. Çünkü BRICS içinde Çin devasa bir üretim gücü biliyorsun. Emek yoğun. Son dönemlerde sermaye yoğuna dönüşüyor. Ve Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü zorlayabilir tekstil ve imalatta. Çünkü Çin'in düşük maliyetli üretim avantajı karşısında Türkiye'nin tekstil ve imalat sektöründeki ciddi bir rekabet baskısı altına sokacağı kesin. Çin'in ucuz tekstil ürünleri dünya pazarlarını doldururken Türkiye bu alanda zorlandığını biliyoruz. Ben 10 yıldır Antep'te yaşıyorum, Gaziantep bölgesindeyim. Tekstil manufacture dediğimiz kesim gerçekten güçlüydü. Son 3-4 yıldır belki savaşların da etkisiyle ihracat gücüm çok ama çok düşürdü. Burada Çin'in o pazarı ele geçirme etkisinden bahsetmek kesinlikle önemli. Bir diğer sektör otomotiv ve makine sektörleri. Türkiye bu alanda özellikle Avrupa pazarına ciddi ihracatlar yapıyor. Her ne kadar montaj olsa da. Ancak BRICS içinde yer alan Hindistan, Çin gibi de pazarlara rekabet etmek Türkiye'yi zorlar, ihracat anlamında zorlayacaktır. Çin daha düşük maliyetlerle üretim yapıyor. Makineler üretiyor. Türkiye bu ürünlerde fiyat açısından yani Çin'in ürünleri Türkiye'ye kıyasla daha avantajlı hale geliyor. Yani BRICS üyeliği Türkiye için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırıyor. Özellikle enerji, teknoloji, altyapı gibi sektörler büyük fayda sağlarken imalat ve sanayi gibi emek yoğun sektörler Çin gibi devlerle rekabet etmekte zorlanabilir. Burada önemli olan sevgili Mehmet, Türkiye'nin bu üyelik sürecini nasıl yöneteceği? Ya BRICS içindeki ülkelerle güçlü ticaret anlaşmaları ve işbirlikleri yapmak, fayda sağlayacak sektörleri belirlemek, güçlendirmek, zararı minimize etmek gibi stratejilere yoğunlaşmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben bir de kişisel sorum var. Şu an aklıma geldi, eğer şey yapmak istersen, dahil olmak istersen. Şimdi geçenlerde BRICS üyesi ülkeler arasında bir ortak para birimine geçelim mi geçmeyelim mi gibi bir şey atıldı, bir iddia atıldı ortaya. Şimdi Avrupa Birliği bunu denedi, bundan ne kadar memnun? Yani anlaşıldığı kadarıyla işte bu enflasyon meselesi ya da Avrupa Birliği'nin Euro bölgesindeki işte çeşitli aktörlerin dönem dönem yaşadığı finansal daralmalar para birimini, yani Euro'yu bir şey olarak etkiledi, bir bütün olarak etkiledi. Şimdi bu BRICS için ortak para birimi hedefi gerçekçi mi? Olursa eğer böyle bir şey ve Türkiye'de üye olursa, bu Türkiye için ne anlama gelir acaba?
Ya ortak para birimi meselesi tamamen araçsal. Yani Avrupa Birliği ortak para birimine girelim dediğinde bugünden yarına bu işi halledemedi. Oraya gelebilmesi için hani az önce dedik ya bazı şeylerin taçlandırılması lazım. Ortak para birimine girmek iktisadi meselelerin taçlandırılmasıdır bence. Artık ilişkilerin pürüzsüz hale gelmesidir. Soruyorum, BRICS'in altındaki o iktisadi temeller pürüzsüz mü? Hayır. Az önce saydık bir sürü problemleri var. Hem ideolojik, hem siyasi, hem coğrafyanın getirmiş olduğu baskılar ve bunlar tüm ilişkileri çelişkilendiriyor. Hal böyle olunca ortak para birimi bence bir idea olarak ortada duruyor. Fakat oraya ulaşabilecekler mi? Kısa vadede ben öngörmüyorum. Hatta orta vadede çok öngörmüyorum. Ama eğer olursa da bu Bretton Woods'un getirmiş olduğu tek para, uluslararası likiditesi olan tek para olan dolara karşı bir hegemonya zaferi de olabilir. Zafer olarak addetmek belki ileri gidecektir ama Batı'nın o hegemonyasını kırma açısından önemli bir aparat olacaktır. Zira şu an dünyanın neresine gidersek gidelim doların hegemonyası söz konusu ticari anlamda, finans anlamında. Gramsci'nin dediği gibi hegemonyayı oluşturabilmek için evvela iktisadi hegemonyayı da oluşturmak gerekiyor. Eğer BRICS dediğimiz oluşum, yani Batı dışındaki diğer ülkeleri bir araya tutan BRICS, eğer bir hegemonya olacaksa uzun vadede tek paraya, tek para sistemine girmesi tabii ki önemli. Ama dediğim gibi pürüzsüz olmayan iktisadi ilişkilerinden, siyasi ilişkilerinden ötürü yukarıdaki taçlandırmayı tek paraya ya da tek para birimine geçmeleri orta vadede pek mümkün gözükmüyor diye düşünüyorum. Anladım. Ağzına sağlık sevgili Seyit Ali. Teşekkür ederiz Rica ediyorum. katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Şimdi ABD seçimleri de yaklaşırken geçtiğimiz günlerde Trump şöyle bir açıklama yaptı. Dolar kullanmayı bırakan ülkelere ekstra işte Kimlik vergisini tarifler. açıyorsunuz. Evet. Yani o alanda da ortak para birimi, rezerv para birimi konusunda da küresel çekişme önümüzdeki süreçte artacak gibi görünüyor. Kesinlikle, aynen kesinlikle artacak. Ama dediğim gibi o satranç tahtasındaki piyonlardır. Bunlar vezirin ya da şahın değildir. Bunlar karşı tarafı yıpratacak hamlelerdir. Yani gümrük duvarlarını kaldırmak evet post merkantilist açısından Amerika'nın yararınadır ama dünya uluslararası ticaret ağları açısından dünyayı aşağı doğru çekecek bir hamledir. Amerika'nın kurumları da zaten bunu tespit edecektir. Deli mayın olan Trump'ı biraz baskılayacaklardır diye düşünüyorum. Ben kapatmadan şeyi de eklemek isterim. Şimdi şey biliyorsun, biz birlikte dersini almıştık bunun. 1955'te Bağlantısızlar Hareketi, Endonezya'nın başkenti Bandung'da bir Bağlantısızlar Konferansı düzenliyor. Türkiye'de o dönem yanlış hatırlamıyorsam İsmet İnönü'ydü ama Adnan Menderes de olabilir. Şöyle bir cümle kuruyor. Dünya gerekirse dünya ortadan ikiye ayrılır. Türkiye'de bu ortadan ikiye ayrılmış dünyanın ortasında yer alır diye. Şimdi bu BRICS meselesinde de yani ben kişisel olarak bir dış haberler editörü olarak kafamı meşgul eden önemli sorulardan biri hep şu oldu. Bunlar bizi ne kadar istiyor? Anladın mı? Yani çünkü Bandung'da bağlantısızların Türkiye'ye verdiği tepki genellikle şey oldu. Türkiye'nin güvenilmez bir aktör olduğu ve dahil edilmemesi gerektiği şeye. Hareketin içine dahil edilmemesi gerektiği gibiydi. BRICS'te de az önce söyledim Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Evet resmi başvuruyu aldık ama biz bunu değerlendirme aşamasındayız. Yani şu an için buna pozitif yaklaşabilecek bir sinyal vermediler. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Aynen, kesinlikle ama işte bağlantısızlar hareketinin konjonktürüyle günümüz konjonktürü biraz çok farklı. Orada Batı İttifakı, Doğu bloku vardı ve Soğuk Savaş dönemi vardı ve ortada belirlen bağlantısızlar vardı. O konjonktüre benzer bir konjonktür var mı? Pek emin değilim ama şunu çok net biliyoruz. Artık tek kutuplu bir dünya değil, yeni bir doğum sancısı kesinlikle var. Trikontinental diyorlar işte. Çok kutuplu bir dünyanın ilk nüvelerini görüyoruz bence. O yüzden çok şeye gebe bir süreçle karşı karşıyayız. Evet. Aynı değil. Ben biraz Türkiye'nin yani uluslararası ilişkilerdeki tarihsel imajı Evet. üzerinden bir atıf yapmak istedim. Ama haklı, ama çok haklısın. Mesela Batı'ya yönelik bir geçmişi olan, ideolojisi olan bir demokrasi ülkesi diyoruz.
son 20 yılında bir eksen kayması varmış gibi durup her yere bir çiçek veren bir yapı da söz konusu. İster istemez hem doğuda hem BRICS'te hem batıda ülkelerin Türkiye bakış açısını böyle şüpheyle karşılamalarına neden oluyor. Haklısın bu anlamda, doğru söylüyorsun. Bu bağlantısızlar hareketinin bize göstermiş olduğu o tutuma benzer tutumlar söz konusu şu an, evet. Evet. Yani yayını çok kapatasım yok şey olduğu için yani hem benzer müfredattan geçtik tabii sen sonrasında çok da şey kattın ama çok keyifli bir yayın oldu, ağzına sağlık. Umarım izleyenleri de şey yapmıştır, sevmiştir. Bu yayın sürecinde de başında söylemem gereken işini söyleyeyim sana ve Medyascope ailesine çok çok başarılar dilerim. Şeyde de sözleşmek isterim. BRICS toplantısından sonra Kazan'da gerçekleşilecek 22-24 Ekim'de biliyorsunuz Türkiye'den Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. Evet. En kötü ihtimalle Hakan Fidan'ın orada olacağı düşünülüyor. Şöyle ilginç bir tarafı da var. Esat da davetli oraya. İşte Esat ve Erdoğan arasındaki görüşme de orada gerçekleşebilir. Mahmut Abbas üyelik daveti aldı bu arada. Evet. Filistin Devlet Başkanı. Yani ortada egemen bir Filistin Devleti var mı yok mu tartışmalarını bir tarafa bırakarak böyle bir davet aldı. Onun da üyelik başvurusu yapması bekleniyor ya da yaptı başvuruyu, bir ilerleme kat edileceği bekleniyor. Bütün bu gelişmelerden sonra seninle umuyorum tekrar bunları değerlendirebiliriz. Umarım elimden geldiğince katkı sağlamak isterim ben de. Peki, tekrar ağzına sağlık. İyi günler dilerim. İyi günler, hoşçakalın. Evet sevgili Medyascope izleyicileri, benim için çok keyifli bir yayın oldu. Söz konusu uluslararası sistem ve dış dünya, Türkiye dışındaki bir alan olunca. Umarım siz de keyif almışsınızdır. BRICS toplantısından sonra tekrar Seyit Ali ile yayın yapmayı planlıyoruz. Bir sonraki programa kadar görüşmek üzere.